Şimdi babam arabasında garip bir ses var diye arabayı getirdi arkadaşlar. Ben bu arabayı 2 ya da 3 yıl öncesinde komple motor yaptım. Babam piston falan hararet yaptırdı. Piston falan çaktı arkadaşlar. Komple silindir kapağı, pistonlar, mistonlar değişti bu arabada. Şimdi arabasında garip bir ses var diyor. Ya motordan garip bir ses geliyor diyor bir yerlerden diyor. O sese bakar mısın dedi babam da. Ben de bu arabanın çoğu şeyini bildiğim için tahminimce arızanın da nereden olduğunu bildim, tahmin ettim yani arkadaşlar. Şimdi arabamızı çalıştıralım. O sesi size de dinleteyim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabamız çalıştı. Bakın ses hemen gelmeye başladı bile. Kamerada duyuluyor mu bilmiyorum da. Bakın şıkır 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 kuş ötme sesi gibi bir ses var arabada. Şöyle dinleteyim. Yani sanki rulman dağılmış gibi bir ses var. Şıkır şıkır yapıyor bak, kuş ötüyor gibi. Bilye sesi gibi, böyle bir kuş ötme sesi gibi bir ses var arabada. Şimdi ben evden şöyle bir sabun aldım. 2 kalıp bir sabun aldım geldim arkadaşlar. Bu sabunları alma sebebim neden? Çünkü arızayı az çok tahmin edebiliyorum. Mesela arıza ne? Bu tamamen kayış sesi arkadaşlar. Benim tahminimce kayış sesi. Bunu siz nasıl tespit edebilirsiniz? Bakın şunu sabunu bu şekilde alıyorsunuz. Kayışa çok inciden sürdüğünüzde eğer sesi kesiyorsa bilin ki bu bir kayış sesidir arkadaşlar. Bakın benim de o kuş sesim tamamen kesildi. Sabunu sürdükten sonra. Bu da demek oluyor ki, yani burada benim arızayı tespit ettim ben. Bu da demek oluyor ki arabanın V kayışı eskimiş arkadaşlar. V kayışının değişme zamanı gelmiş. Arabanın triggeri falan, o zamanlar triggerini falan değiştirmiştim. Trigger falan değiştirmeme gerek yok. Daha triggerim yeni, kilometre mesafesi var. Sadece V kayışı değişecek. Yeni bir tane V kayışı ayarlayacağız. Ya o motordan gelen garip ses V kayış sesi arkadaşlar. O yüzden babam dedi hani bu arabada bir ses var, ötme var. O sesi de bu şekilde tespit ettim. Size de göstermek istedim. Ayrıca motorun içerisi de falan bayağı bir kirli. Komple motorun içerisini falan güzelce bir temizlemek lazım. Yani 3 senedir falan ben taktığımda tabii bu motor böyle değildi, tertemizdi. Şu an tamamen pislik içerisinde. Komple detaylı bir temizlik yapalım. Sabunu da bu şekilde hani eğer kayıştan ya da bir böyle bilye sesi gibi bir ses geliyorsa kayışta tespit edebilmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu kayışı değiştireceğiz. Bakın ses kesildi. Şu an hiçbir ses yok. Arabanın mazotu da yarım depo. Babama bir kayak yapayım. Mazotunu fulleyeyim arkadaşlar. Kayışçıya gitmeden. Babam arabada diyor. Yatak sesi var diyor. Yatak sesi gelmeye başladı diyor. Ya normal bildiğiniz aslında kayış ne kadar? Şimdi gideceğiz alacağız. 25-30 liralık bir kayıştır. Hani çok büyük büyütecek bir şey yok. Tabi babam pek fazla arabadan anlamadığı için. Önemli bir şey var sandı. Şimdi bu işlemleri halledelim. Babamın arabanın mazotunu görüyor musunuz? Yarım da fulledim. Şimdi Karabağlar Sanayi'ye geldim. Burada kayışını alacağım arkadaşlar. Renault Kangoo 1.9. Kayış değişimi yapacağız. Yaptıktan sonra o ses de kesilmiş olacak arkadaşlar. Şöyle mazotu bakın bir daha göstereyim size. Full. Depoyu fulledim. 250 liraya doldu. Şimdi bir de kayış değiştirelim. Güzellik yapalım. Daha sonrasında motorunu da tertemiz yapayım. Temizliği vereyim. Berbat olmuş. Evet, arabanın üzerinden çıkan kayış bu. V kayışı arkadaşlar. Yazıları mazıları gitmiş. Şuralardan da falan bakın tıraşlamış. Şuraları falan. Köşelerden yemiş. Ses yapıyordu. Bunda V kayışını değiştirirken önemli şey diş sayısı arkadaşlar. Bakın 3, 6 dişli kanal. 3, 5 tane kanal var. Şimdi bunun yenisini alırken dikkat edin. Sökere gitmeniz daha mantıklı arkadaşlar. Sökerek gitmezseniz genelde bu kayışı hep yanlış veriyorlar. Bayağı eskimiş. Yazı mazı hiçbir şey kalmamış. Koskoca Karabağlar Sanayi'de dolaştığım 4. dükkanda buldum arkadaşlar kayışı. 50 lira. Yani bayağı bir bulunmaz bir hunt kumaşı gibi bir şey. Bizim kayış da zaten bayağı bir eskimiş. Bakın yazılar mazılar hiçbir şey kalmamış. Bu üzerindeki yazı kalmış sadece.
O yüzden eskiyi de atmayacağım arkadaşlar. Bilinmez Hint kumaşı gibi bir şey bu. Bir de Renault'larda, yani bu nesil arabalarda, bu kayış kopma hastalıktır. Kayış koparsa yolda kalırsınız arkadaşlar. Akünüzü bitirir, su pompası çalışmaz vesaire vesaire. O yüzden eskiyi de atmayacağım. Eskisi de yanımızda kalsın. Yeniyi de takacağız şimdi. 50 lira buradan, 250 lira da mazot, 300 lira Peder Bey'e masrafı yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kayışı değiştirdim. Nasıl değiştirdiğimi de anlatayım size. Mazotumuz full. Bayağı zahmetli, yorucu falan. Şöyle yap, hareket ettirelim. Ya motoru da yıkayacaktım. Babam pek böyle temizlik şeylerine falan karşı olduğu için yani motor yıkanmasını falan sevmiyor, istemiyor. O yüzden motoru yıkayayım mı diye sordum. İstemediği için şu anlık motor yıkamayı yapmıyorum. O zaman size sorayım, yapalım mı yapmayalım mı arkadaşlar? Motor yıkama gelsin mi bu arabaya? Babamın bu arada mazotu fullediğimden haberi yok. Bakın sesi mesi kesti, dur sesi gösterecektim. Bakın ses, o şıkırdama sesi falan vesaire hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi kayış yeni. Arabayı stop eder misin? Edersin herhalde. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Bakın kayışımızı değiştirdik arkadaşlar. Kayışımız yeni. Bu kayış 50 lira arkadaşlar. Değiştirdik. Bunu peki nasıl değiştiriyorsunuz? Şurada bakın 4 tane vida var arkadaşlar. Bu vidaları gevşetiyorsunuz. Şarj dinamosunu bu tarafa doğru kastırıyorsunuz. Daha sonrasında söktüğünüz gibi dolayarak buraya. Buraya söktüğünüz gibi dolamanız gerekiyor. Eğer dolamazsanız takamazsınız arkadaşlar. Fazla gelir, kısa gelir vesaire vesaire olmaz. Bu şıkırtı sesini de, motordan gelen ince şıkır 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 sesini de bu şekilde giderebilirsiniz. Kayışınız eskidiği zaman böyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi motorunu yıkayacaktım ama babam pek motor yıkamaya yanaşmadığı için ikna edebilirsem eğer bu videonun sonunda da belki motorunu da yıkayabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum, duruma göre bakacağız. Bu arada mazotu babamın fulledim. Babamın fullediğimden haberi yok. Söylemedim yani. Kayışı değiştirdiğimi söyledim sadece. Kayışı aldım, geldim, taktım dedim. Mazotu fullediğimden haberi yok. Bindiğinde ona bir sürpriz olacak. Belki böylelikle motor yıkamaya izin verir. Evet. Belki verir. Video çekeceğim derim. Belki öyle izin verir. Belki öyle ikna edebiliriz. Evet, Peder Bey'i ikna ettim. Motoru da yıkıyoruz arkadaşlar. Bu arabada dikkat etmeniz gereken yerler şurada. Bakın burada sigorta kutusu var. Sigorta kutusu. Ayrıca şu da beyin. Buradaki de bu şarj dinamosunun şeyini falan ayarlıyor arkadaşlar. Hani voltajını falan ayarlıyor. Şu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Geri kalan öbür taraf hep mekanik olan kısımlar. Oralarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi motoru yıkayacağız. Doğan içeride. Malzemelerimiz nerede? Heh, şurada bir tane, bakın şu an şu şekilde piyasada bulunan bir firmanın aynı benim renginde satılan bir ürünü var arkadaşlar. Bu ürün VS Oto Destekçim ürünü arkadaşlar. Bakın eski şişede bu. Aslında ikisi birbirine çok benziyor ama arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Şimdi motor üzerinde test edeceğiz bunları. Bakın daha öncesinde hiç fırça vurmadan Oto Destekçim ilacını sıktığım yer. Zaten böyle şuralara sıkalım. Yumuşasın biraz. Spreyden şunu şeye çıkaralım. He? Evet, örümcekler falan burada yer yapmış baba, şurada. Buralarda örümcekler yer yapmış. Kendim görüyorum da kameradan göremiyorum. Burası, bakın burası silindir kapağı falan aynı rengi aldı. Hiçbir şey sıkmamıştım, bakın buralar. Yani sıktım ama silmedim. Şimdi bu piyasadaki ürünü deneyeceğiz. Zaten Oto Destekçim ilacımı benim ekstradan, hani buraya bir yere sıkmama gerek yok. Zaten o videoda siz gerekli şeyleri gördünüz. Bakın şurada yağlı olan kısım var. Bu bol bol köpürüyor. Denedim ben hani daha öncesinde. Hiçbir şekilde temizleme vesaire yapmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle şuralara falan sıkalım. Bu anca böyle şey, çamuru mamuru oluyor. Bilginiz olsun. Ben şimdi güzelce Oto Destekçim ilacını sıkarak, bakın hiçbir şey yapmadı. Oralar duruyor. Hatta şuradaki yağı bile çözmüyor. Hani kolay yağları bile temizlemiyor. O yüzden ben hiç bununla direkt uğraşmadan direkt Oto Destekçim ilacımızla motor temizliğine başlıyorum. Evet, şimdi sırada Oto Destekçim ilacı. Sıkalım. Çatır çatır. Söksün. Bu ürünü biraz fazla kullanacağız babanın arabada.
Oho, bakın hemen nasıl beyaz beyaz köpürmeye başladı. Hani yağ çözüyor hemen. Daha hiç şey yapmadık. Bez mez vurmadık. Direkt bu şekilde sıkarak temizleyebilirsiniz. Hani o piyasadaki ürünle arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bakın. Bak. Görüyor musun nasıl akıtıyor? Bak. Öbürü böyle miydi? Hayır. Çıkartmaz. Biraz güçlüdür. Güçlü olduğu için motor temizliğinde vesaire her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla ben her arabamda kullanıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi güzelce bunu sıkacağım, temizleyeceğim. Evet, arabamıza motoru güzelce yıkadık. Gençler de burada. Arabamızın motorunu güzelce yıkadık arkadaşlar. Bu kısmı falan kapatmadım. Ben normal tamirci değilim yani. Yıkamacı değilim yani. Tamirci adam buraları falan kapatmaz. O yüzden direkt bakın bu şekilde direkt suyu tuttum geçtim. Beyine meyine hiçbir sıkıntı yok. Havamızı tuttum ama bundan sonra yıkadıktan sonra havanızı güzelce tutmanız gerekiyor. Hava tutmazsanız ne olur gençler? Bozulur mu? Öyle mi diyorsunuz? Herhalde. Yani kısa devre yapar. Havayı güzel tutmazsanız kısa devre yapar. Motoru yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın oraları falan güzelce temizledim. Oto destekçim ilacımızı da temizledik. Değil mi gençler? Aynen. Kapattın mı oraları? Kapatmadın değil mi? Hayır. Hiçbir şey. Adamlar ya bak görüyor musun? Bakın buralar falan. Pompanın kaderi değişti. Pompa tertemiz oldu. Şarj dinamosu, silindir kapağı, enjektörler falan oralar tertemiz oldu. Şuralar falan çok kötüydü. Buraları temizledim. Radyatörün üstü çok kötüydü. Buraları temizledik. Ettik bitti. Şimdi bir marş yapalım bakalım. Arabamız çalışacak mı? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve gidiyoruz. Motor temizledik. Ama arabanın içerisini de temizlememiz lazım aslında da. Çok uzun iş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mazota bak be. Çalışmaz mı ya? Saat. Tek marş. Biz tamirci adamız. Oraları buraları kapatmamıza gerek yok bizim. Biz de böyle. Nasıl racon kestim ama iyi kestim değil mi? Evet, arabamız gördüğünüz gibi. He? Helal sana. Bak buralar falan çok kötü durumdaydı. Yağ içerisindeydi. Buraları falan, bu vakumun burası falan tertemiz oldu arkadaşlar. Silindir kapı. Alt kısımlara giremiyorum. Alt kısımlara da girebilsem aslında güzel olacak ama alt kısımlara giremiyorum. Arabamız bayağı bir çalışsın. Çalıştıktan sonra artık peder beye teslim edelim. Sabunlara ihtiyacımız kalmadı ama olsun, dursun orada. Belki bu ama lazım olur. Bu arada hatırlayanlar vardır. Oto destekçim ilacıyla babamın arabanın tavanını silmiştim. Aradaki fark bu şekilde.